Yavrum, yavrum ne kadar çok sigara içiyorsun. Anne yeter ya. Bak çocuğum oluyor, sen hala bana çocuk muamelesi yapıyorsun. Karışma hanım, bırak içsin çocuk. Oğlum hastanede sigara içilir mi? İçilir baba. Burası özel hastane. Çuvalla para alıyorlar. O da yanlış bir kere. Ne işiniz var Amerikan hastanesinde? Dünya kadar para veriyorsunuz. Anne her şeye karışma ya. Hastane parasını Leyla'nın şirketi ödüyor. Aa, o nasıl şirketmiş o öyle? Amerikan şirketi anne. Şirket Amerikan, hastane Amerikan, sigara da Amerikan. Bir de gençliğinde Amerikan emperyalizmine hayır diye yürüyüşler yapıyordun. Gördün mü bak Amerikalıları? Süper devlet baba. Üstüne üstlük bir de 3 ay doğum izni veriyorlar. Ay bırak şu sigarayı artık, bırak. Maaşı da dolar mı gelini mi? Yes ma'am. İyi ki bu işi buldu. Yoksa benim maaşıma kalsa sigara, Maltepe, hastane, Gültepe. Biz de çoktan tepelenmiş olurduk. Oğlum, doğdu mu doktor bey? Evet, çok güzel bir doğum oldu. Bebeğim nerede? Buyurun beyefendi. Yavrum. Ana. Buradayım yavrucuğum. Ama bu çocuk zenci. Çok ayıp beyefendi. Yüzüne karşı zenci denir mi? Irkçı mısınız siz? Aman yavrum, sağlıklı olsun da nasıl olursa olsun. Beyefendi bunlar çok yetenekli olur. Mesela bunlar da bir gırtlak olur. En uzun havayı bile en kısa yoldan söylerler. Olmadı basketçi olur. 12 dev adamdan biri olursa sırtınız yere gelmez. Leyla, ne bu çocuğun hali? Bakayım. Aman Lütfü, hafif esmer. Hem sarışının adı Esmer'in tadı. Bu çocuk benim değil. Kadın sizin karınız mı? Öyle olduğunu sanıyorduk ama... Meğer aldanıyormuşuz. Ne yapalım beyefendi? Yani böyle her zaman planlandığı gibi doğmuyor çocuk. Ama baba bu çocuk zenci ya. Normal mi şimdi bu? Ya olabilir çocuğum. Sen de doğdun. Daha kızıl kırmızıydın. Zamanla toz pembe oldun. Şimdi şirket Amerikan. Hastane Amerikan. Ulan sakın çocuk da Amerikalı olmasın. Sen ne demek istiyorsun baba? Eğer öyleyse kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Olsun. Leyla kimin lan bu çocuk? O ne biçim söz Lütfü? Tabii ki bizim. Hem Amerika bizim müttefikimiz, biz de ona müteşekkiriz demiyor muydun? Ya diyordum tamam da o ayrı. Bu çocuk zenci. Benden zenci bir çocuk olabilir mi? Mümkün. Sülalenizde 7 göbekten bir zenci varsa olabilir. Baba, bizim sülalede zenci birisi var mı yoksa ben bu karıyı öldüreyim? Sence ben zenciye benziyor muyum? Hay, selam. Leyla abi, doğdu çocuk mu? Lütfü, patronum Mr. George. Bak ne kadar güzel hediyeler getirmiş yavrumuza. Patronun mu? Leyla, patronunun zenci olduğunu bana söylememiştin. Sen de bana kocanın ırkçı olduğunu söylememiştin. Beyefendi ne var bunda? Amerika'da zenciler de zengin olabiliyor. Ya oğlum sakin ol, bak adam hediyeyle gelmiş. Önce öldüreyim sonra sakin olurum baba. Oğlum, Allah sizden razı olsun efendim. Gelinimi özel hastanede doğurttunuz. Çok da güzel iş vermişsiniz. Vallahi sevap işliyorsunuz. Thank you ma'am. Biz bütün personele yapıyoruz bunu. Ya uygarlık başka bir şey. Adamlar emperyalist çalışanın hakkını veriyorlar. Size kesinlikle katılıyorum efendim. Evet, Mr. George diyor ki Amerika'nın en önem verdiği ülke Türkiye'ymiş. Yes, yes. Biz Türkiye'nin küçük Amerika olması için elimizden geleni yapıyoruz. Elinize sağlık. Ya çocuk zenci. Adam da zenci. Yes, of course. Ay adam taktı zenci. İş birliği içindeyiz zaten. Siz bize arada sırada dolar takviyesi de yapsanız biz Irak'a da gireriz. You're absolutely right mister. Ben gidiyorum Amerika'ya söylüyorum Mr. Bush'a. Ya nedir bu Amerikan hayranlığı? Alo, hop, çocuk zenci diyorum. Duyduk musun Lütfü? Abartmayın lütfen. Amerika'nın yarısı zenci. Alo, hop, biz Türkiye'deyiz. Yes, ama ben bebek için green card ayarlayabilirim. Amerika'da okutursunuz. Aa yok, yok. Liseyi burada okusun, sonra üniversiteyi Amerika'da okusun. Okey. Ya delireceğim, çocuk zenci, adam da zenci. Önce adamı öldüreyim, sonra bu karıyı keserim. Oğlum, gaz gelecek yerden tavuk esir gelir mi ya? Ay, oğlum delirdin mi? Komünist damarın tuttu gene. Sana bu kadar iyilik yapan bir iş vereni. Böyle yapılır mı çocuğum? Beyefendi, bir Amerikan hastanesinde bir Amerikalıya böyle davranılır mı? Siz ikili ilişkilerimizi bozacaksınız. Delirdiniz mi? Evet Lütfü, delirdin mi? Evet Lütfü, saçmalıyorsun geleceğimizi düşün. Evet Lütfü, everybody haklı. Madem herkes haklı, o zaman ver çocuğum. Al zenciyi kucağa. Yavrum. Tıpkı ben değil mi baba? Evet, aynı öyle. Aman karpuz kestim, kırmızı.